müjdeyi verdi. İdris Baba çukura dönüyor. Herhalde döneceğiz çukura. Kitabının imza gününde hayranlarıyla buluşan Ercan Kesal'dan çukura dair müthiş diyorlar. İnsan bütün bunlarla müsemma bir varlıktır. Ve Celasun'la çok özel. Kubilay Aka Celasun'a dair neler söyledi? Çok güzel bir karakter Celasun. Sinema seyircisi onu Hükümet Kadın'daki Aziz Veysel Nuroğlu olarak tanımıştı. Akşam Turkan ablamın mevlidine geç kalmıyorsun Aziz. Olur mu yav? Gecikir miymiş? Her gün fanı dünyayı. Efsane dizi içeride de Köstenceli olarak çıktı karşımıza. Vaftçi Celal. Hoş geldin Köstenceli. Hoş bulduk. Ve Çukur. Fenomen dizinin İdris babası olarak çok sevildi Ercan Kesal. Evvel Zaman kitabının imza gününde çıktı karşımıza Ercan Kesal. Gençlerin büyük ilgisi vardı imza gününe. Bir zamanlar Anadolu'da filminin çekim sürecini anlatan bir günlük Evvel Zaman. Kitaplar kendini yazdırır, dayatır size. Onları yazmazsanız olmaz. Kuşkusuz ben daha çok kendi belleğinden, anılarından yola çıkarak yazan bir insan olduğum için galiba daha çok hüzün hakim. Bu yüzden evet hüzünlü duygular yazdırıyor diyebilirim. Konumuz Çukur. Yeni bölümlerle ilgili tüyolar almak istiyoruz İdris Baba'dan. Galiba Gökhan Horzum'dan başka kimse bilmiyor bunu. Şaka değil. Çok hızlı çalışıyoruz ve biraz da yetiştirmeye çalışarak sete çıkıyoruz. O yüzden ama şeyin biliyorum yani hikayenin genel anlamda gidişatını, aksını ben İdris Koçovalı olarak tahmin edebiliyorum. Demek ki ihtiyarlar gençlerin işine karışmayacak. Doğru mu amca? Ha? Sen ne diyorsun? Aslan parçası. Yapma. Nimet var tezgahta. Senaryoyu net olarak bilmese de bildiği bir şey var. İdris Baba Çukur'a geri dönecek. Herhalde döneceğiz Çukur'a. Ama kolay olmayacak Çukur'a geri dönmek. Ama öyle olur zaten. Kaybettiği bir şeyi çok hızlı geri dönüp alamaz bir insan. Bir süre beklemesinde fayda var. Bu sefer iki kitabım var İdris abi. Birini sana getirdim. Sermet hocam, ne işimiz olur ya bizim kitapla? Bize de mi okutacaksın yani ha? Fena mı olur? Bu yaştan sonra ya. Kitap mitap. İnsan bütün bunlarla müsemma bir varlıktır. Yani her insanın içinde şefkat, her insanın içinde bir parça kıskançlık, bir parça öfke. İdris de onlardan birisi. Ama ağırlıklı olarak galiba bir aile babası figürü olması daha öne çıkıyor. Dizilerin sert adamı o. Ama aslında oynadığı karakterlerden çok farklı bir karaktere sahip Ercan Kesal. Ben hekimim biliyorsun. Doktorum yani. Bu yüzden benden çok fazla bir sert insan beklemeyin. Yani. Oynadığım karaktere ait bir şeydir o canlandırma. Bir sinemacı olarak eşi Nazan Kesal'la birlikte yaptığı filmini de tamamlamak üzere. Tamamlandı bitti. Temmuz ve Ağustos ayları benim uzun metrajlı filmi kendi yazdığım ve kendi çektiğim ilk uzun metrajlı filmim. Eşim Nazan Kesal'da oynadı. Onun post prodüksiyon dediğimiz işleriyle uğraşıyoruz. 2019'da inşallah o da seyircisiyle buluşur. Çukur'un bir başka ünlü karakteri Celasun'layız. Kubilay Aka zirveye doğru emin adımlarla ilerliyor. Setler bana okul gibi geldi. Başta Halit Ergenç'le daha güzel Korel'le çalışmak, Celil Toyon'la çalışmak, Onur Saylak'la çalışmak, sonrasında Ercan Kesal'la çalışmak, Aras Bulut'la çalışmak. Çok güzel bir deneyim. Hoca gibi oluyor onlar. Celasun karakteriyle kendisi arasında bağ kuruyor mu? Çok güzel bir karakter Celasun. Çok merhametli, çok dürüst, mert bir karakter. O yönden benzer yönlerimiz var. Ama eksiklikleri de çok fazla var. Allah şükür ailemiz yanımızda, arkadaşlarımız yanımızda, sevdiğimiz insanlar yanımızda. O yüzden çok kıskanmıyorum yani. Check, check.